Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba. Öyle bir şey oldu ki artık her yerde böyle şu arkadaşlar kelimesi 1500 defa telaffuz edilir hale geldi. O merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. artık yani. Her neyse. Bugün e, Asus Zenfone 2 Lazer'in telefonuyla birlikte gelen, kutu içeriğinden çıkan kulaklığıyla Xiaomi Piston 3 kulaklığını karşılaştıracağım. Ben kendim denedim. Ne gibi farklar var biliyorum. İlk izlenim her zaman için önemlidir. O yüzden Sedaya deneteceğim. Böylelikle bazen algıda seçicilik olabiliyor yani. <laughs> yani herkese göre farklılık yaratabiliyor. Kimine göre daha farklı bir etkisi olabiliyor. O yüzden ilk temas önemli olduğu için sizlere belirtmek göstermek istiyorum nasıl bir performans olduğunu. Ufaktan başlayalım ha? Başlayalım. <laughs> Şu anda Seda iki kulaklıkla da deneme yapıyor. Asus'un kendi kulaklığı takılı. Ses son sesle, ses şiddeti son sesle duyabiliyorum. Aynı zamanda da dışarıya ne kadar ses verdiğini sizlere belirtmiş olacağım. Benim gördüğüm benzer noktaları söyleyeyim. Xiaomi Piston 3 ile Zenfone 2'nin kutusundan çıkan kulaklık birbirlerine çok yakınlar. Şimdi bu kutudan çıkan kulaklığın teknik detaylarını bilmiyorum ama Az çok ne kapasitede olduğunu sizlere söyleyeceğim. Daha iyi bir sürücüye sahip değil Xiaomi Piston 3 benim gördüğüm kadarıyla. Yacht Edition var bu arada. Normal Piston 3'ün <laughs> arasında çok da bir fark yok. Neyse 35 liralık bir kulaklık. İncelemiştim. İncelemede zaten tüm detayları bulursunuz. Gövde yapısı benim gördüğüm kadarıyla aynı. Yani Asus'un telefonlarla birlikte verdiği kulaklıkta gövde yapısı aynı. Tasarım birbirine benziyor. Kavisli bir tasarıma sahip. Dediğim gibi iki kulaklık da birbirlerine çok yakın tasarıma sahipler. Asus'un gövde tasarımı kavisli bir yapıya sahip. Sürücünün arka kısmı metal bir çıkışla donatılmış. Yine Xiaomi Piston 3'ün metal bir arka yüzeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Kavisli tasarım devam etmiş. Kablo yapıları farklı. Asus'unkinin birazcık daha kalitesiz, çabuk dolanabiliyor. Yapı bakımından biraz daha az hoşuma gitti yani. Hatta hiç hoşuma gitmedi diyebilirim. Biraz daha iyi bir kablosu olabilirmiş. Piston 3'ün kablosu dolanmaz bir yapıda, düz bir kablo. Bu açıdan çok daha başarılı. Asus'un şöyle bir avantajı var, altın kaplama uçlar uçta donatılmış. Normal bir uca sahip piston 3 Altın kaplamanın şöyle bir avantajı var. İletkenlik açısından daha iyi. Onun dışında bir kontrolcüye sahip mikrofon var aynı zamanda kulaklıkta dahili mikrofon var. Kontrolcüde kontrolcüde tek bir tuş kullanmışlar. Bir sonuçta 3 farklı tuş var. İleri geri vesaire farklı özellikler var. Bu açıdan daha fazla tuş olabilirmiş. Birazcık da estetiği korumak istemişler ama yani bu kabloya bu estetik zaten olmamış. Düz bir kablo kullanılsaydı ve birkaç farklı tuş daha olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Neden birazcık bu konuya taktım onu da söyleyeceğim. Her neyse silikonlar birbirlerine yakın. ki birazcık daha sert geldi bana. Asus'un mikrofon kalitesi ciddi anlamda Xiaomi Piston 3'ün iki katı diyebilirim. Daha doygun daha güzel geldi. Onun dışında ses kalitesinden bahsetmek istiyorum. Piston 3 bana birazcık sönük geldi. Dinledin mi bu arada? Evet, dinledim. Hani ilk izlenim önemlidir. Bir fikrim em var. Emin olmak istiyorsan, fikrin varsa tamam. Fikrim var. Yani bana göre Asus'un sesi daha bir canlı veriyor yani Asus'ta dinlediğimde daha bir canlıdan dinliyormuşum canlı. Aynen, daha derdi. bir canlı varlıktan daha <gülüyor> canlı <gülüyor> yani varlıktan hani canlı konsere gitmişim gibi düşünüyorum. Ee, bir de basları daha bir sert daha yüksek. Yani buradan şunu anlıyorum çok Ama güzel tasvir ettin bu arada. Şöyle e, sözünü kestim. Şöyle bir şey var mesela piston de bana göre e, şey kablo yapısı güzel. Kablo yapısı güzel. Senin birazcık da önceden kullandığın kulaklığa benziyor. Ben kablo böyle yuvarlak kabloları sevmiyorum. Pek çok çabuk dolaşıyorlar. Bir de daha çabuk kırılabiliyorlar. Doğru. Ama yatsı olanlar daha kullanışlı oluyor bana göre. Yani bunun yapısını Asus'a monte etseydik daha güzel olurmuş. <laughs> güzel tasvir ettin. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, seda'nın söyleyeceklerine yakın. Çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Nedense e, ses şiddeti daha yüksekti. Evet. Çünkü o 32 ohm'luk bir kulaklık bu 16 ohm. Aynı seviyede dinledim bir Aynı seviyede dinledik. E, çıkışla da alakalı biraz. Tamam 35 liralık bir kulaklık için fena değil ama benim çok da hoşuma gitmiyor yani. Bir eksiklik var o da canlılık değil. İnsanı şey canlandırmıyor böyle müzik dinlerken hep heyecanlanman gerekiyor yani. Biz bir sıcaklık <laughs> sıcaklık eksik. Evet. Ya Asus'un stok kulaklığı ciddi anlamda başarılı baslar hoşuma Baslardan gitti benim. Baslardan diye güm Gün gün yani gün vurabiliyor. Yani e, şunu söyleyeyim. Asus'tan bir telefon aldığınızda bu kulaklık çıkıyorsa içinden Farklı bir kulaklık almanıza pek de gerek yok. Bence de. Bunun ne için söylüyorum? Kalk hani büt... ritminizi dengeliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niçin söylüyorum? Bazı arkadaşlarımızın bütçesi 50 ile 100 arası <laughs> değişiyor. 50 ile 100 arası bir kulaklık için bütçe ayırdıysanız çok da değiştirmenize, değiştirmenize gerek yok bu kulaklığa sahipseniz. Ama ne kadar dayanıklı olur, ne kadar dayanır bilmiyorum. Ee, onun dışında ses kalitesi benim hoşuma gitti. Gayet güzel. Daha dengeli geldi. Bas, mid, tiz. Böyle eşitsiz değildi yani. Daha eşitti. Piston 3'te bası duyamayabiliyorsun. Tiz fena değil. Ama Dediğim gibi sönük kalmış. Aynen, yani sön kısaca sönük kalmış. Onun dışında söyleyeceğim pek bir şey yok. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Seda? Yani benim de ekleyeceğim dediğim gibi kablosu benim sadece piston işte hoşuma giden tek yer kablosu yani. <gülüyor> <gülüyor> kablosu yatsa onu. Eee? Bu kadar. <laughs> Bugünlük de <laughs> videomuzun sonuna geldik. Elinizden geldiğince derlendirmeye ve ilk izlenimi size ulaştırmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs>